Deizm nedir? Deizmin temel iddiaları nelerdir? Deizmin özellikle gençler tarafından ilgi görmesinin nedenleri nelerdir? Ateizm, deizm, agnostizm, New Age dini gruplar ve Hristiyan misyonerliğine karşı İslam'ın doğru anlaşılmasının önemi nedir? Din neden gereklidir? Allah'ın din gönderdiğinin delilleri nelerdir? Tüm bunları ve daha fazlasını Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Caner Taslaman, Emre Dolman'la aklındaki sorularda yanıtlıyor. TV8 ekranlarında herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Aklımdaki sorular programımızın bu geceki konuğu Profesör Doktor Caner Taslaman hocamız. Tanıtımda da gördüğünüz gibi son dönemlerde tartışılan, popüler hale gelen bu deizm konusunu ele almaya çalışacağız hocamızla. Deizmin temel iddiaları nedir ve deizme nasıl cevaplar verilmelidir? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Emre? Teşekkür ederim hocam. Siz iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Bu arada öğrenci arkadaşlarımız da yine bizlerle birlikte, onlar da sorularıyla inşallah programımıza katkıda bulunacaklar. Çok kısa bir duyuru yapayım. Allah nasip ederse 25 Nisan ve 29 Nisan tarihleri arasında Caner Taslaman hocamızla birlikte Avrupa'da çeşitli konferanslar vereceğiz. Detayları sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya gibi duraklarımız var. Onu da buradan duyurmuş olalım, yurt dışındaki izleyicilerimizin bilgisi olsun. Hocam hemen başlayalım isterseniz. Başlayalım. Son dönemde aslında yeni bir şey de değil bu ama son dönemde biraz tartışma konusu oldu. Çeşitli programlar da yapıldı bununla ilgili. Ama gördüğüm kadarıyla biraz bu konularda kafa karışıklığı var. Ya böyle bir şeyin hiç olmadığıyla ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Hiç ciddiye alınmayacak bir şey olduğuyla ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Ya da belki de olduğuna çok daha abartılı şekilde bir takım iddialar ortaya atılabiliyor. Yani siz çalışmaların önemli bir çoğunluğu deizm, ateizm, agnostizm gibi iddialara, tezlere cevap mahiyetinde çalışmalar olan bir hocamısınız. Nasıl görüyorsunuz hocam? Yani bu son dönemdeki bu tartışmaları buradan başlayalım isterseniz. Öncelikle ciddi bir sorun olduğu kanaatindeyim. Yani bu sorunu görmezlikten gelerek bu sorunu yok etmemiz mümkün değil. Yani gönül ister de ki Afrika'da hiç açlar olmasın. Ama yani biz Afrika'daki açlar işte abartılıdır, yoktur dediğimizde Afrika'daki açları ne yazık ki yok edemiyoruz. Burada ciddi bir sorun var. Ve şunu da hemen tespit etmemiz lazım. Bu Türkiye ile alakalı bir sorun değil. Yani güncel siyasetle alakalı bir sorun da değil. İslam aleminle alakalı bir sorun. Ve ben biliyorsun hocam iki tane doktorandan biri siyasal bilimler üzerine olan biriydim. Ve oradaki konum da yine İslam'la ilgiliydi. Gerçi o siyaset felsefesi, siyaset sosyoloji karışık bir tezdi. Oradaki iddialarımdan biri de sosyal medyanın ve internetin ve özel televizyonların İslam alemini ciddi şekilde dönüştürdüğü, tarih hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı fikirlerle yüzde getirdiği ve taklidi imanla sadece eski durumu devam ettirmesi mümkün olmadığı yönündeydi. Yani buradaki tezlerimden bir tanesi. Ve şu anda olan sorun da bununla alakalı. Yani insanlar tarih boyunca hiç karşılaşmadıkları şekilde farklı fikirlerle karşılaşıyorlar. Bunlar işte ateizm, yani Allah'ın varlığının inkarına dayanıyor. İşte deizm, dinin inkarına dayanıyor. Agnostizm, bunlara şüpheci yaklaşmaya dayanıyor. Hatta buna New Age dinleri de ben bazen ekliyorum. Yani böyle belli kişiler etrafında toplanmış ufak ufak gruplar şeklinde böyle bazı moderniteden kaynaklı yeni oluşan belli dine benzeyen dinimsi yapılar var. Yani onlar da hatta bunu ekleyebiliriz. Bu şekilde yapılanmalar var ve bunlar çağımızda bana göre İslam açısından ciddi sorun. Bunları ciddiye alıp en ciddi şekilde cevap vermemiz lazım. Hocam bir yandan da aslında Hristiyan misyonerlik ciddi çalışmalar yapıyor. Bütün dünya ülkemizde de artmış vaziyette Hristiyan misyonerliğin yaptığı çalışmalar. Ben yani hiçbir dönemde olmadığı kadar Türkiye'de misyonerlerin arttığını ve birçok kimseye ulaştıklarını, birçok kimseyle konuştuklarını görüyorum. Ülkemize de etkileri artmakla beraber yani birçok İslam ülkesine nazaran çok yüksek bir etkileri yok. Yani bildiğim kadarıyla Endonezya'da mesela yüzdelerle belirtebilecek yani bazıları %10'a kadar çıkartıyor rakam ama yani binde birlik dilimler değil, yüzdelik dilimler şeklinde Endonezya'da insanı Hristiyanlığa çevirdikleri şeklinde bir söylenti var.
Ülkemizde Allah'a şükür buna benzer bir durum yok. Ama Hristiyan misyonerlikte ciddiye alınması gerekli bir harekettir. Dünya nüfusunun en kalabalık grubu Hristiyanlardır. Dünyada tek artan din, yüzde olarak vesaire tek artan din İslam'dır. 2060-70 yılında da çok rahat Hristiyanlara yetişeceğiz ve onları sonra geçeceğiz gözüküyor nüfus açısından. Yani bu konuda araştırmalar var. Bu konuda çok ciddi anket arasında. Yani tarafsız araştırma kuruluşlarının ortaya koyduğu şeyler var. Yani nüfus açısından baktığımızda da dünyanın üçte biri Hristiyan, üçte birinin Müslüman olacağı bir yere doğru gidiyoruz. Önümüzdeki bu 2100 yılına gelmeden ve çoğunluğun Müslüman olacağı bir döneme doğru gidiyoruz. Bu artışlar da belli yerlerde bence aradaki gerginliği ve tartışma oranını arttıracaktır. Bunları hep anlatma nedenim şu, karamsar bir tablo çıkartmaya gerek yok. Sadece ben İslam'ı ciddiye alan akademisyenlere, düşünürlere kaçınılmaz olan kültürel çarpışmalarda hazır olmaları gerektiği, Hristiyan misyonerliğe cevap olarak, New Age'e cevap olarak, deizme cevap olarak, ateizme cevap olarak, en sofistike, en ayakları yere basan argümanları hazırlamamız gerektiğini söylemek için bunu gündeme getiriyoruz. Yoksa Allah'a şükür bizim güveneceğimiz bir dinimiz var. Hiç kimseden fikri anlamda bir korkumuz yok. Herkesin de bütün diğer fikirlerinde fikirlerini özgürce söylemelerini gerektiğini düşünüyoruz. Bu özgürce söyleme ortamında ben fikri olarak da diğerlerine galebe çalacağımız kanaatindeyim. Ama fikri olarak galebe çalacağımızın bana göre şüphe edilmemesi gerektiği bir şey olmakla beraber biz fikrimizi aktarmakta, dinimizin güzelliklerini aktarmada başarılı değiliz. Dinimizin güzelliğine karşı bu başarısızlığımızdan utanmalıyız ve İslam'a gönül veren entelektüeller olarak, birikim olan insanlar olarak hemen bu açığı kapatmalıyız. Bu karşıt fikirlerle yüzleşmeli ve en kaliteli şekilde cevaplarımızı hazırlamalıyız. Yani önemli olan aslında özellikle gençleri, insanları doğru bir İslam anlayışıyla buluşturabilmek, İslam'ı doğru anlayabilmelerini sağlayabilmek. Evet. Bu gerçekleştiğinde zaten belki de otomatikman bu sorun ciddi anlamda ortadan kalkacaktır. Hocam iki tip sorun var. Birinci sorun iç sorun. Yani bu iç sorun olarak bizim yaşadığımızın aynısını ama Yahudiler de yaşıyor. Aynısını Hristiyanlar da yaşıyor. Bu iç sorun nedir? Ne İslam'dır ne değildir. Mesela ben bununla ilgili birçok kimseyle tartışıyorum. Yani farklı fikirlerimiz ortaya çıkıyor. Mesela ben rejimin İslam'dan olmadığı kanaatindeyim. Dini ibadetleri kimsenin zorlanamayacağı, müziğin haram olmadığı kanaatindeyim. Zıt kanaatlerdeyiz. Tabii ki başkanına biz İslam'ı sunarken burada nasıl bir İslam sunulduğu da çok önemli olduğu için bu İslam'ın iç tartışmaları da önemli. Bu bir boyutu. İkinci bir boyutsa şu, hiç kimsenin tartışmadığı belli bir kesim var ki, aslında bunlar da bazıları açısından tartışma konusu oluyor. Nedir? Allah'ın varlığı, birliği, ezelliği, kudreti. Mesela ateistler bunu reddediyorlar. Yani İslam'ı siz nasıl sunarsanız sunuz birçok ateist bunları reddediyor. Veya ahirette bir sorgulamanın olacağı, Allah'ın peygamberler göndererek iletişimde kurduğu insanlarla şeklindeki şeyi. Siz İslamcıyı nasıl anlatırsanız anlatın, kendini deist olarak adlandıranlar bu kısmını reddediyor. Veya New Age dinlerde olanlar bu kısımları reddedebiliyorlar. Yani Hristiyan misyonerler veyahut da ne bileyim peygamberimizin peygamberliği, Kur'an'ın ilahiliğini reddedebiliyor. Kısacası yani içeriden tamam bir alan var. İslam'ın nasıl sunulacağı, başkalarının İslam'a göstereceği tepki de çok önemli. Fakat bir de şu var, bizim üzerinde hiç tartışmadığımız bazı alanları da dışarıdan reddedenler var. Yani birinci kısımda başka bir çaremiz yok. Biz tabii ki tartışmaları devam ettireceğiz. Yani ben müziğin haram olmadığı kanaatim, haram olduğunu düşünen varsa o da haram olduğunu savunacak. İçeride o tartışma devam edecek. Herkes İslam'ın nasıl olduğuna karar verecek. Yani öylesi mi böylesi mi gerçek İslam. Fakat diğer bir kısım var. Dediğin gibi mesela Allah'ın varlığı, birliğini, kudretini mesela bir ateiste karşı savunma gibi kısım. Yani mesele böyle bir konulara geldiğinde aramızda ihtilaf olan kimselerle ihtilafı bırakıp ortak bir bütün olmamız lazım. Yani hocalar birbirlerine ne kadar ağır ithamlar yapıyorlarsa yapsınlar. Ne kadar sert eleştiriyorsa eleştirsinler. Ortak bir paydayı savunduklarında onun etrafında da kenetlenmesini bilmeleri lazım. Mesela diyelim ki ben
Şimdi fikir olarak diyelim ki İmam-ı Rabbani'ye kimi hususta katılmayabilirim. Said Nursi'ye kimi hususta katılabilirim, katılmayabilirim. Ama bu şahıslar eğer ki Kur'an'ın güzelliğini anlatmak adına, peygamberimizin peygamberliğini anlatmak adına ortaya güzel bir şeyler koymuşlarsa, belli bir yerlerde katılmadığım bu kimselerin ben içeriğini niye kullanmayayım? Veya ben televizyon programlarında bugüne kadar diyelim Cübbeli Ahmet'i, Nurettin Yıldız'ı eleştirdim. Ama eğer ki deizme karşı bu hocaların güzel bir cevabı varsa, ben bu cevabı niye kullanmayayım? Çünkü tamam, ihtilaf edeceğimiz noktada ihtilaf edeceğiz. Hepimiz kendimizin inandığı fikri savunuyoruz. Ama ortak savunduğumuz hususlarda bence, yani birbirimizin yanında durmayı, gerekirse birbirimizden faydalanmayı da bilmemiz lazım. Yani sanki böyle bir ezeli düşmanlık şeklinde bunu sürdürülmemesi lazım. Ben bunu tabii kendimden örnek verdim. Kendimle ilgili değil. Yani bütün cemaatler, yani bir Şii diyelim ki felsefeci çıktı veya Şii birisi Hristiyanlığa çok iyi cevap vermiş, Hristiyan misyonerliği. Ve tabii ki onun eserinden faydalanırım. Veya Mutezile'ye yakın olan birisi İslam karşıtlarına karşı diyelim ki çok güzel bir şekilde bir kritik hazırladı. Yani onların iç tutarsızlıklarını gösterdi. Yani o Mutezile kenara bırak, bu Şii'yi kenara bırak, yok o tasavvufçu kenara bırak, şundan bundan kenara bırak. Hiçbirimizin böyle bir lüksü yok. Yani İslam'ın herkesin ortak kabul ettiği, yani Allah'ın varlığı, ahiretin varlığı, peygamberimizin peygamberliği, Kur'an'ın ilahiliği gibi hususlar olduğunda her türlü ihtilafı bırakıp birbirimizle bence dayanışma içinde olmaktan kaçınmamamız lazım. Evet hocam. İsterseniz bir arkadaşlarımıza dönelim. Tabii. Onların da mutlaka bu konuda merak ettikleri var. Sorular alalım. Merhaba Canan Hocam, hoş geldiniz. İsmail Özcan. Hocam, deizm nedir? Dünyada ve ülkemizde yayılıyor mu? Ne düşünürsünüz? Teşekkürler. Deizm, şimdi kavramları bir tarif edeyim. Şimdi ateizm dediğimiz gibi olumsuzluk takıdır. Teizm, o tek Allah'a inancı belirteliyor. Bazen monoteizm de denir ona, o tekliği vurgulamak için. Ama genel tek Allah'a inancı belirtmek için teizm kullanılır. Olumsuzluk takıdır. Ateizm, Allah'a inancın olmaması, Allah'ın inkarı anlamındadır. Ve günümüzde ateizm dediğimizde en ön plana çıkan da materyalist felsefedir. Yani maddeyi ezeli kabul eden ve maddenin içindeki tesadüflerle her şeyin oluştuğunu savunan felsefedir günümüzde. Ateizm dediğimizde karşımıza temelde çıkan. Deizm, Allah'ın varlığını inkar etmemekle beraber dinin, Allah'ın din gönderdiğini inkar eden fikir sistemidir deizm. Yani bir dinlerin inkarıdır. Ve genelde deizme, genelde diyorum, istisnası olabilir, Allah'ın birçok sıfatında da eksiklik izaf edilerek Allah kavramı savunulur. Yani Allah'ın her şeyden haberdar olmadığı, yani birçok olaya vakıf olmadığı şeklinde biraz güdük bir tanrı anlayışı da genelde deizmde savunulur. Hani ilk dönem bazı deistler belki bu fikirde değillerdi ama günümüzde deist olanlara baktığımızda insanların içinden geçen arzuları, duyguları, dualarını duymayan bir Allah modeli adeta savunuyorlar. Yani aslında güdük bir tanrı anlayışlarıyla genelde deizme eşlik ediyor. Agnostizm ise bilememe durumu. Yani Allah varmış yokmuş bilemem şeklinde bir durum. O tabii ki dinin de olup olmadığını bilememe veya din inkarına da gidiyor. Yani aslında bütün bunlardaki ortak payda şudur. Yani dini inkar etmek ortak paydadır. Kur'an'ın ilahiliğini inkar etmek ortak paydadır. Yani bir ateist olunca zaten otomatikman, yani dinsiz oluyor, dinsizlik şeyin oluyor. Ama dinsizliğin içinde bir kategoriler var. Yani ateist olup da dinsiz olanlar var. Deist olup da dinsiz olanlar veyahut da işte ne bileyim agnostik olarak, yani şüpheci olup da dinsiz olanlar var. Deizm bunlar için de bir kategori. Yani biz daha geçmişte daha çok deistim diyenlere doğrudan dinsiz diyorduk. Günümüzde böyle bir terminolojiyle kendisini ifade edenler çıkınca bunun üzerinden onları biz de ifade etmeye başladık. Onlar kendilerini öyle hocam, ifade ediyorsa. Hocam burada tabii şöyle ince bir nokta da var. Yani işte evet, insanların bir kısmı belki daha önceden zaten işte bir dine inanmıyordu, Allah'a inanıyordu ama şimdi biraz daha popüler hale geldiği için belki deist olarak kendini tanımlıyor. Ama şu da yok mu, yani kendisini deist olarak tanımlamıyor, Allah'a ve dine inanıyor ama Allah'a olan inancı da dine olan inancı da hayatında belirleyici değil. Yani bu anlamda söyleyeyim kendini. Yani aslında Allah'a inanıyor kişi, evet. Dine de inanıyor, evet. Ama
Allah'a da dine de hayatına gerektiği gibi önem vermiyor. Hı hı. Yani Allah'ın da dininde hayatında yeri yok. Bu da bir anlamda aslında pasif bir deizm olmuyor mu? Evet. Yani dine inandığını ifade ediyor belki ama yani hiçbir şekilde belirleyici değil. Yani ona pasif deizm de diyebiliriz, pasif ateizm de diyebiliriz. Ve bu kavramlar da bazen bazı insanlar için şaşırtıcı oluyor. Ya bu daha geniş bir küme sanki. Çok geniş bir küme. Çok geniş bir küme. Ona tabii ki ayrı bir ad da belki bir sıfat da bulmak gerekir. Çünkü şaşırtıcı olabiliyor bazen başa gelen o pasif kelimesiyle onu ifade etmek. Yani ben onları genelde Allah varmış yokmuş bana ne diyenler diyorum ama o da tabii böyle uzun bir tanımlama pek iyi bir tanımlama da olmuyor. Bazılar işte kapitalizmi bir din edinenler falan deyince genelde bu kategoriyi kastediyorlar. Ama Emre Hocam yani bu gerçekten Allah'a ve dine hiçbir şekilde inkar etmeye gitmeden Allah dinini hiçbir şekilde umursamayan çok geniş bir kitle var. Yani dolayısıyla tehdit aslında sadece insanların kendini deist olarak tanımlamalarıyla sınırlı bir şey değil. Tabii. Yani kendini belki de sorsanız Müslüman olarak tanımlıyor ama daha çok bir kimlik inancı, tabii, kimlik Müslümanlığı yaşıyor ama din belirleyici değil hayatta. Evet hocam bir de şu var yani insanlar tam kendilerini tanımlamakla ilgili de bir kısım sıkıntılar oldukları için bazı anketlerde de bununla ilgili sorunlar çıkıyor. Mesela Pew dünyanın en ünlü anket şirketi. Türkiye ile ilgili anket yapıyor, soruyor insanlara. Allah'a ve İslam'a inanıyor musunuz? Türkiye'deki halkın %97'si inanıyorum diyor. Bak inanan %97. Sonra fakat şöyle bir soru soruluyor. Cennete inanıyor musunuz? 92 inanıyorum diyor. Peki cehenneme inanıyor musunuz? %87. Şimdi bakıyorsunuz ki halkın cevaplamasında ciddi bir tutarsızlık ve neye cevap verdiğini bilememe var. Çünkü biz şunu biliyoruz ki yani İslamiyet'teki Allah inancından sonra en temel inanç belki de ahiret inancıdır. Kur'an'da ahiret inancı sık sık Allah inancıyla beraber anılır. Onlar Allah'a ve ahiret günü inanırlar diye geçer. Yani İslam'ı azıcık bilen bir kimse bile, çok az bilgisi olan bile bunu bilir. Yani bu İslam'ın en temel bir direğidir ahiret inancı. Ha kısacası yani Müslümanım diyen bir insanın cennet cehennem mi reddetmiş olması mümkün değil. Reddediyorsa bu İslam'ın ne olduğundan habersiz demektir. Ha, demek ki onların bir kısmı kendini kültürel olarak, dikkat edin, bir inanç olarak İslam'a bağlı değil ama İslam'ın yaşandığı bir toplumda doğduğu için kültürel olarak kendini Müslüman olarak nitelendirdiği için demek ki bir kısım Müslüman demiş. Şimdi anketteki sorduğunuz soruya baksanız, ilk soruya yani Allah'a ve ahiret inanan Türkiye'de %97 demeniz gerekiyor. Fakat basit bir çözümlemeyle cehennem inancına bir bakıyorsunuz %10'luk bir kayıp çıkıyor. Yani anketlerde bu çok detaylı bir insanı sorgulayan tarzda inşa edilmesi mümkün olmadığı için anketler. Çünkü on binlerce kişiye soruluyor. Bir sürü ayrı ülkede soruluyor. Bunlar birbiriyle karşılaştırılıyor. Özellikle din gibi insanların zihninin net olmadığı konuda sağlıklı cevap almak zor oluyor. Anket yapanların burada ciddi bir bence ayırt edici sorular sorması lazım. Ha, bana göre bu ankette soran %97 mi ben derim yani Allah'a dine inan. Bu aynı ankete göre. Onlar Allah'a dine inananlar %97 istiyor. Hayır ben bu ankete göre %87 derim. Çünkü ancak %87 ahiretle, İslam'ın ahiret inancıyla beraber Allah'a inandığını ifade etmiş. Buna benzer yani anketlerde dikkat edilmesi gerekli unsurlar var. Bir de biz tabii alanda, ben yıllardır bu işin içindeyim. Bir de şöyle içindeyim yani sadece İslam'a ile ilgili araştırmalar yapmıyorum. Özellikle halkın içinde tartışmanın içindeyim. Yani özellikle İslam'la ilgili aklı bulanan, Allah'ın varlığı ile ilgili aklı bulanan birçok kimse bana gelir. Yani internetten bana ulaşır, başkaları ulaştırır. Okullara gittiğimde bunlarla tartışırım, televizyonda tartışırım ederim. Yani ciddi takipteyim. Bu sorun, böyle ciddi bir sorun var. Bunu bilmemiz lazım. Yani sorunu abartmamamız lazım ama küçümsemememiz de lazım. Ama şunu da belirtmemiz lazım. Ciddi anket kuruluşlarına baktığımızda dinsizlik dünyada yüzde olarak düşmektedir. Bakın belki söylediğimle ters gibi gelecek. Ben bu sorunun ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Üniversitelerde artıyor. Ama dünyada baktığımızda dinsizlik yüzde olarak düşmektedir. Dünyadaki dinsiz oranı şu anda %16 civarıdır. Dünyada en kalabalık din dediğimiz gibi Hristiyanlık %31. İslam %25 civarı. Bir tek artan İslam. Hristiyanlık yerinde sayıyor %31'de. Yani dediğim gibi 2050-70 yıllar arasında yetişip geçeceğiz diye gözüküyor Hristiyanlığı yüzde olarak. Dinsizliği ise %16'dan
2050'ye geldiğimizde %13'e düşmesi bekleniyor. Dikkat edin, %13 çok yüksek, yani %3 çok yüksek bir yüzdedir. Yani oran olarak dinsizlik düşüyor. Bu düşmenin altındaki önemli sebeplerden bir tanesi nüfusla alakalı, hareketleriyle alakalı. Niye? Çünkü en yüksek dinsiz oranı Çin'de var. Çin'de nüfus olarak özel politikalardan dolayı en az artan yer. Mesela buna benzer politikalarla bunun ilişkisi var. Mesela Müslümanların da nüfus olarak çok artışları, yani bu sadece başkalarının Müslümanlığa geçmesinden ziyade nüfus olarak İslam'ın yaşandığı devletlerdeki artış bunun önemli besleyici unsurlarından biri. Ama öyle veya böyle sonuçta hani yüzde olarak dinsizlik dünyada düşecek gözüküyor. Tabii ki bu anketler belli eğilimleri hep aynı şekilde olacakmış gibi düşünüp geleceğe projeksiyon yapıyor. Yani gelecekle ilgili projeksiyonları ne kadar çıkacağını ancak gelecek geldiğinde görebiliriz. Yani hiçbir zaman için %100 değildir ama bize bir fikir verilir. Hocam tabii şimdi siz bu anketlerden bahsedince işte Müslümanların sayısının artması, Hristiyanlara yetişmesi ve işte sonrasında da geçmesinin beklentisi bir yandan tabii Müslüman olarak insanın hoşuna gidiyor. Yani Müslümanlık artıyor diye düşünüyoruz ama nasıl bir Müslümanlık artıyor? Yani şu anda İslam dünyası ciddi problemlerle karşı karşıya, eğitim anlamında, işte bilginin üretilmesi anlamında, işte bilime verilen önem ortada, maalesef ki pek bilimsel konuda bir faaliyetimiz yok bu anlamda. Yani nitelikli Müslüman artmadıkça ve Müslümanların şu anda ciddi anlamda işte mezhep problemleri veya kutuplaşmaları, birbirlerini tekfir etmeleri, ayrıştırmaları gibi şeyler göz önünde bulunduğunda, yani bu sosyolojik realiteler, yani bu artış sağlıklı bir artış mı, yoksa Ali İzzet Begoviç'i analım burada, onun da ifade ettiği gibi şişman bir adamın artan kilolarıyla övünmesi gibi bir artış mı? Yani bizim insanlığa katkımız noktasında neredeyiz? İşte sanata katkımız noktasında, edebiyata katkımız, felsefeye, düşünceye, bilime. Yani bu noktada sağlıklı bir ilerleme görebiliyor musunuz? Yok, ne yazık ki bunlar tabii ki üzüldüğümüz alanlar. Yani buradaki artış bizim aradığımız nitelikte ve kalitede olmuyor. Bana sorarsanız kalite sayıdan da önemli. Birçok kimse de kalitenin sayıdan da önemli olduğunu diyor. Ama sayı da önemsiz bir şey değildir. Yani bana göre sayı da bir güçtür. Önemlidir. Yani dünyada etkinliğin sayıdan daha önemli olduğunun en güzel göstergelerinden biri Yahudi toplumudur. Yani şu anda dünyanın 15 milyona yakın nüfusuyla aşağı yukarı dünyanın 1/2'sini oluşturuyorlar. 1/2'lik nüfusla ekonominin çok büyük bir bölümünü, ciddi bir bölümünü kontrol ediyorlar. Çok büyük bölümünü, ciddi bir bölümünü kontrol ediyorlar. Dünyadaki kültürün mesela oluşmasındaki önemli unsurlardan biri olan Hollywood'da gibi yerlerde, mesela sanatta ciddi belirleyicileri var. Akademide, felsefeden fiziğe kadar birçok ayrı alanında ciddi etkinlikleri var ve bunu 1/2'lik nüfusla yapıyorlar. Kısacası yani kalite aslında sayıdan daha önemlidir ve bu Müslümanların kalitesini arttırmak, yani nüfus artarken kalitesiz bir şişman adam gibi, Allah rahmet eylesin Ali İzzet Begoviç'in deyişiyle, bunun olmaması için çalışmak da bütün Müslüman siyasetçilerin, eğitimcilerin, ya bu konuda kimin görevi varsa hepsinin de bir görevi. Ve bu tabii ki bugünden yarına politikalarla olmaz. Yani uzun vadeli politikalarla olabilir. Yani ülkeler olarak, İslam toplumu olarak, İslami gruplar olarak hangi seviyede olursanız alın alın. Ben yani şöyle de düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Yani bu iş devletin işi, devlet yapsın. Ben yan gelip yatayım anlayışlarına da hep her zaman karşıyım. Yani birilerine pas atıp da kendini yan gelip yatıracak yaklaşımlardan kaçmalıyız. Ama kimin vazifesi varsa herkes burada vazife almalı. Yani daha iyi sanatla iştigal eden Müslümanlar yetiştirmek için, eğitim seviyesi daha yüksek Müslümanlar için. Müslümanların nüfusun artması beni sevindiren bir şey. Ama bu dediğimiz gibi ne yazık ki şu anda kaliteli bir topluluk ufakta, hem sayısı çok hem kaliteli topluluk geliyormuş gibi gözükmüyor. Yani Müslümanlar şu anda dünyanın 1/4'ü. Fakat dünyadaki gelirlerin 1/20'i Müslümanlardı. Bakın 1/4'e karşı 1/20. Yani dünya ortalamasının kişi başı 1/5'ini alıyor her Müslüman. Ortalamayı alsak dünya gelirinden. Bu tabii ki çok üzüleceğimiz bir şey. Ve de yani dünyanın en önemli petrol rezervleri, doğal gaz rezervleri gibi, hani gerçekten toprağın altındakinin para ettiği yerlerde Müslümanlar olmalarına rağmen bu kadar büyük bir fakirlik ortalaması var Müslümanlarda. Falancalar bizi sömürdüler, işte falancalar şunu yaptılar, topu atarak da
mazeret ileri süremeyiz. Eğer ki sen iyi eğitimli olmazsan, ekonomik alanda kendini geliştirmezsen, askeriyede geliştirmezsen, siyasetin iyi olmazsa, entelektüelin iyi olmazsa, şunun bir iyi olmazsa, bunun iyi olmazsa yani, gelip de sömürürler seni. Başkaları sömürür. Yani kendini sömündürtmeyeceksin. İşte dik ayakta duracak şekilde olacaksın. Ya kısacası Müslümanlar da şuna görev düşüyor. O yapsın kurtulalım. Siyasetçi yapsın kurtulsun. Yok işte okulda öğretmen yapsın kurtulsun. Yok sanatçı işini yapsın kurtulsun diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Hepsine birden ihtiyacımız yani var. Herkesin kendi farkındalık üstüne kazanmak ve bir bilinç durumu bu yani. Evet. Bunu ciddi politikalarla, ciddi önlemlerle, eğitim başta olmak üzere toplumun bilinçlenmesi, dönüşmesi evet. gerekiyor. Yani inşa edilmesi gerekiyor. Ve bu noktada da aslında hocam yani mesela şimdi Hristiyanlık açısından baktığımız zaman deizmin 18. yüzyılda popüler hale geldiğini görüyoruz Batı düşüncesi içerisinde, entelektüeller arasında ama hani belki kendi içerisinde anlaşılabilir bir şeydi. Hristiyanlar bir tepki olarak, Hristiyanlık temel öğretide bir tepki olarak çıkmıştı. Ama aslında bize ait bir kavram da değil. Yani biz İslam düşünce tarihi içerisinde nübüvvetin inkar edildiği bir takım yaklaşımlar görüyoruz. Ama bu hiçbir zaman böyle baskın hale gelmemiş. Bu noktada aslında dediğiniz gibi İslam'ın doğru bir şekilde anlaşılması ve ortaya konulmasıyla ve işte bu bilinç halinin oluşturulmasıyla aslında sorunu kökünden çözmek İslam açısından çok zor bir şey değil. Evet. Yani bu anlamda karamsar olmamak lazım dediğiniz gibi. Yok ben zaten gibi. Hiçbir zaman karamsar değilim. Yani Kur'an elimizde olduğu müddetçe hiçbir zaman da bir karamsarlığa gerek olmadığını düşünüyorum ve bunu da bir slogan olarak söylemiyorum. Gerçekten elimizde Kur'an'la biz Kur'an'ın değerini bilirsek hiçbir fikrin altında ezilmeyeceğimize tam güvenen bir kişi olarak bunu söylüyorum. Deizm batıdan gelen bir kavram. Aslında deizmle teizm kelime olarak aynı kelime. Yani teizmdeki kelime işte eski Yunanca köklü bir kelime. Deizmdeki kelime Latince kelime yani aynı kelimenin Latincesi. Fakat tarih içinde deizm yani Allah'a inanıp da dini inkar etmek için kullanılmış. İslam aleminde bu var mı? Var. Tabii ki adı deizm değil İslam aleminde. Yani biz ona dinsizlik diyoruz. Allah'a inanıp da dini inkar eden diyoruz. Buna benzer şekilde bunu tanımlıyormuş. Ha, günümüzde bu terim bir şekilde kullanılmaya başlandı. Şimdi daha evvel dinsiz diyenler kendilerini biraz daha felsefi açıdan da bir havalı oluyorlar böyle. Daha böyle bir felsefi doktrin kabul ediyormuşlar. Ben deistim falan demeye başladı. Yani biraz da bize bu işin girişi de öyle oldu. Peki bir soru daha alalım hocam. Evet. Hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben Bilge İçi'de işletme mühendisliği okuyorum. Şimdi biz deizmi çok güzel tanımladık, bahsettik. Fakat bu yeni bir olgu mudur yoksa tarihin her döneminde var mıydı? Eğer yoktuysa, yeni çıktıysa ne oldu da şimdi biz bunu bu kadar konuşur olduk? Açıklarsanız seviniriz. Evet, aslında tarihin her döneminde vardı. Yani nübüvvetin inkarını biz görüyoruz. Kur'an'da da örneği var. Yani Kur'an'da işte Allah hiçbir şey indirmemiştir diyenlere rastlıyoruz. Şimdi Allah hiçbir şey indirmemiştir ne demek? Aslında Allah'a atıf yaptığına göre sanki Allah kabul ediyormuş da gibi gözüküyor. Allah hiçbir şey indirmemiştir ifadesi bir yerde işte bu deizm oluyor. Yani bir din yoktur Allah'ın indirdiği. Ha bu Kur'an'da var ama Kur'an'dan önce yok muydu? Elbette Kur'an'dan önce de böyle bir görüş vardı. Kimisi bunu direkt Allah'ın inkarıyla beraber Allah'ın din göndermediğini savunan anlamda dinsizlikler var. Allah inancını reddetmeden bir din olduğunu reddedenler de var. Tarihin her döneminde vardı ama dediğim gibi yani günümüzde bu. Deizm şeklinde karşımıza çıkmasının nedeni böyle biraz daha felsefi bir şeyler düşünüyorum. Böyle benim biraz derinliğim var havasını da millet vermek istediği için. Bu ismi benimsedi. Sorunun ikinci kısmı neydi? Ne oldu da çıktı mı? Yani eğer şimdi yeni çıktıysa hani ne oldu da yani teknolojiyle mi çıktı ya da bir şey oldu da ondan sonra mı çıktı? Yok aslında bu yani yeni çıkan mesela atıyorum yani mesela diyelim bu gördüğüm kadar ülkemizde 3 aydır 4 aydır tartışılıyor. Yani mesela son 4 aydır bu ortaya çıkmış gibi düşünmemize sebebiyet verecek hiçbir şey yok. Böyle bir sorun vardı gençlerimizde. Böyle bir sorun alttan ateizm, deizm, agnostizm gibi fikirlere kapılmak ve bunun yaygınlaşması olan bir süreçti. Bunu yeni farkına varıp birileri tartıştı. Yeni farkına varıp da tartışınca birçok kimse bu yeni çıkmış falan dedi. Birçok kimsenin bu bence olguyu ciddi şekilde takip etmemelerinden kaynaklı bir şey. Buradaki ama bence önemli dönüm noktası, iki tane önemli dönüm noktası olduğu kanaati. Bir 90'larda özel televizyona geçilmesi.
Ve 2000'li yıllardan itibaren internetin yayılması. 2000'lerden önce internet geldi ama 2000'lerde yayıldı. Özellikle 2000'lerden sonra internetin de yayılmasıyla, çünkü özel televizyonlar yine dine karşıt içeriğin çok yansıdığı yerler değildi. Sosyal medyada insanlar tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı fikirlerle karşılaşmaya başladılar. Oysa bizim insanımız, aslında bu bizim insanımızdan kastım yani Türkiye'nin insanı değil, İran'ın insanı için de bu geçerli, Fas'ın insanı için de geçerli, Bosna'nın insanı için de geçerli, Kazakistan'ın içindeki Müslüman için de geçerli. Buraların insanı farklı fikirlerle karşılaştığında onlara nasıl cevap vereceğini, kendi inancı nasıl temellendireceğini bilmiyor. Bu Müslümanlarla ilgili de değil hatta sır. Yani Hristiyan dünyada böyle. Marksistlerden gelen eski, yani bir ateist toplumlardan gelen Çin için de böyle. Onlar da yani hadi ateizmi temellendir dense Çin'de nasıl temellendireceklerini. Yani işin doğrusu dünyanın çok büyük bir kesimi kendi inancını nasıl temellendireceği konusunda ciddi bir zihinsel egzersiz yapmamıştır. Tarihin geçmiş dönemlerinde bu zihinsel egzersize zorlayan bir şey insanları yoktu. Ateisti de yoktu, Hristiyanı da yoktu, Müslümanı da yoktu. Fakat internetin gelmesiyle bu şekilde bir zorlama ortaya çıkmaya başladı. Niye? Çünkü farklı fikirlerle karşılaşıyoruz. Açtığımda bir yerde Kur'an değiştirildi diye bir iftira var orada. O iftiranın cevabını bilmek zorunda kalıyorsun eğer dinle ilgileniyorsan. Peygamberimizle ilgili çok abuk sabuk bir iftira var. Veyahut da bu evren tesadüfen oluşmuş, çok bilimsel bir görüşmüş. Bilim adamlarının hepsi bunu kabul ediyormuş havada. Ateizm adına bunu sunanlar var. Değil mi? Bir yandan bir belgesel açıyor YouTube kanalında, böyle bir şeyle karşılaşıyor. Instagram'dan, Facebook'tan o belgeselin reklamı paylaşılıyor. İnsanlar bir anda ve bu yanlış şekilde yorumlanarak belgesel, sanki bu ateizmi destekliyormuş gibi mesela sunuluyor. Eğer ki temelli bir şekilde inanmayan bir Müslüman ne oluyor? Bunda sarsılabiliyor fikir. Fakat şunu da diyorum hep. Tartışmada, Türkiye'deki tartışmada bir şey yanlış yapıldı. Sanki Türkiye ile ilgili bir durum varmış gibi olay tartış. Hayır, bütün İslam aleminle alakalı bir durum var. Hatta bütün dünya ile alakalı bir durum var. Aynı şey şu anda Hristiyan da yaşıyor. Yahudilerin nüfusu çok az olduğu için anlıyorum ama aynı şey Yahudi de yaşıyor. Aynı şey Budist de yaşıyor. Aynı şeyi hatta bir ateist de yaşıyor. Yani bütün inançlarını ailesinden geldi diye eskiden devam ettiren toplu kişiler farklı cenahlardan gelen inançlarla çok basit bir şekilde minik bir ekranı açtıklarında karşılaşıyorlar bunlarla. Ve insanların çoğu dediğin gibi fikirlerini temelli bir şekilde zihinlerinde oturtmadıkları için farklı inançlar bunları sarsıyor. Bir ateisti de sarsıyor ama, bir Hristiyan da sarsıyor. Yani Türkiye'deki yanlış yapılan olay sosyolojik ciddi bir analizle bu değerlendirilmediği için sanki Türkiye ile sınırlı bir olay varmış ortada gibi zannetti birçok kimse. Olan sorun buydu. Merhaba hocam. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Ahmet İlhan. Benim sorum şu şekilde olacak. Programın başında ateizmin, deizmin, agnostizm ve New Age akımlarının sorunlarından bahsettiniz. Siz tek tek değerlendirdiğinizde hangisinin daha büyük sorun olduğunu düşünüyorsunuz? Ben böyle bir soru soracaktım. Her biri bir sorun. Hepsi de artan sorunlar. Evvela ayırt etmiyorum. Ama öncelikli bir şekilde ben felsefeci olarak bunlardan birine cevap vermeye kalktığımda ateizmi en ön plan alırım. Niye? Çünkü Allah'ın varlığını ve kudretini gösterdiğiniz zaman birçok kimse farkında değil ama deizme de cevap veriyorsunuz bir yerde. New Age dinlere de cevap veriyorsunuz. Yani örnek vereyim. Hani kimse diyebilir ki deist zaten Allah'a inanıyor. Nasıl cevap verebilirsin dedikleri için. Şimdi diyelim ki ateist inkar ediyor değil mi? Yani her tarafı tasarlanmış bir evren. Siz diyelim ki hassas ayar argümanıyla, ki ben Allah'ın varlığı 12 delil kitabını yazdığımda bundan iki tane delil hassas ayarlarla alakalıydı buradan. Hassas ayarlarla evrenin Allah tarafından yaratıldığını gösteriyorsun. Şimdi hassas ayarları Allah'ın yarattığını söylemek şöyle bir şey. Yani şuradaki fiziki yapının dokusu evrendeki. En incesine kadar Allah tarafından belirlenmiş. Yani Allah habir demek Kur'an'daki gibi. Her şeyden haberdar demek.
gelecekte canlar oluşacak şekilde bu evrenin iç yapısını çok ince şekilde Allah tasarladığına göre evrenin bütün sürecine Allah hakim demek. Yani belli süreçte bir şey yaratıp da evreni bırakmış bir Allah'tan bahsetmiyoruz demek. Bu da ne demek? Çünkü ne dedik? Deistlerin büyük bir kesimi günümüzde sanki evreni yaratıp da bırakmış adeta bir tanrı inancı savunuyorlar. Hassas ayarlarla ilgili argüman, Allah'ın evrenin bütün detaylarından haberdar olduğunu, artı bütün sürece hakim olduğunu söylediğinde siz deizme cevap veriyorsunuz. Artı Allah insanı dine muhtaç yaratmış. Hepimizin içinde dine karşıt bir ihtiyaç var, ciddi bir ihtiyaç var. Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu anladığınızda ve bütün detaylı her şeyi Allah yarattığını anladığınızda, eğer ki insanın içinde nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye varım şeklinde sorulara ihtiyaç varsa bunların cevabına, ki bunların cevabını veren bir tek din, yani dine ihtiyaç varsa, Allah insanı dine muhtaç etmiş demektir. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Şimdi Allah'ın her şeyden haberdar olması, haberdar olup her şeyden her şeyi yaratması, bizim içimizdeki arzularımızdan, fıtratımızda muhtaç olduklarımızdan, yani bizim dine muhtaç olmamızdan da Allah'ın haberdar olması demek. O zaman eğer ki Allah bizim dine ihtiyacımızdan haberdarsa, Allah bizi dine muhtaç etmiştir demektir. Eğer ki Allah din göndermeyecek olsaydı, bizi dine de muhtaç etmezdi. O zaman Allah'ın varlığını bu şekilde anladığımızda, dikkat edin, deizme de cevap vermiş olduk. New Age dinlerin büyük bir çoğunda gerçek anlamda bir Allah inancına rastlanmaz. Çoğunda önemsenmez. Mesela hatta bu Türkiye'de bolca kitapları satılan Osho gibi New Age yapılanmalar var. Bu bir seks tarikatıdır. Bir araziye yayılmış, orada bir seks tarikatı yapan, öyle bir seks tavsiyelerinde bulunmaktan öteye gitmeyen biridir. Allah dendiğinde aklı sıra gülen bir adamdır Osho. Ben yani kendisinin şeylerini internette seyrettim. Siz Allah'ın varlığını gösterdiğiniz an Osho moşo kalmaz, ortada biter. Çünkü temel felsefesi Allah'a önem vermemek üzere kurulur. Yani New Age tarikatta önemli bir bölümde Allah yoktur. Bir kısmında güdük düdük, yani böyle bir uzaylı gibi, uzaylı yıldız gibi bazı tanrılar kabul edilir. Ön plana çıkartılır. Siz her şeye, evrenin bütün yapısına hakimesi o hassas ayarlar gibi argümanla bir Allah varlığını savunduğunuz zaman, o artık belli bir yıldıza, belli dar bir alana sıkıştırılabilecek bir uzaylı, bir yıldız gibi bir tanrı olmuyor. Evreni aşkın olup da evrenin her noktasını belirlemiş bir Allah oluyor. Tam Kur'an'ın anlattığı Allah o işte. Kur'an'ın anlattığı Allah'ı siz ortaya koyduğunuz zaman o deizm gittiği gibi New Age dinlere de cevap oluyor. Yani mesela Hristiyan misyonerlik gibi şeyleri saymazsak, mesela bu şekilde bir Allah'ın varlığının anlatımı geri kalan mesela deizme, New Age dinlerin hepsine birden cevaptır. O yüzden bana göre Allah'ın varlığını sıfatlarıyla anlatmak burada benim en önemsediğim kısmıdır. Ben ondan her zaman için önce bunu anlatırım, sonra deizme cevaplara geçerim. Çünkü aslında o anlattığım şey deizme de cevabı içinde barındırır. Hocam siz fıtrat delillerinden, doğal arzularımızdan bahsetmişken buradan Caner Hocamızın Fıtrat Delilleri kitabını da göstermiş, tavsiye etmiş olalım. Ve internet sitesinden de ücretsiz PDF'sini okuyabileceğinizi hatırlatmış olalım. Evet, canertaslaman.com'a girenler ücretsiz bir şekilde kitabın PDF'ini indirebilirler. Tüm çalışmalarınızı oradan okuyabilirler. Evet, İngilizce'ye de tercüme edildi. Yakında inşallah edit ediliyor. İngilizcesini de yakında inşallah koyacağız. Merhabalar hocam. Sencer Toraman, İstanbul Tıp Fakültesinden. Hocam siz geçmiş zamanlardan beri deizme cevap olarak kitaplar yazıyorsunuz, programlara çıkıyorsunuz. Ancak çoğu ilahiyatçı ciddiye bile almıyor bu konuyu. Yani günümüzde işte 3-4 aylık bir süreç var. Yeni yeni popüler oldu bu. Peki ilahiyatçılara tavsiyeniz var mı bu konuda, deizm konusunda? Ben ne diyeyim onlara, doktor şimdi ya sen ne? İlahiyatçılara. Şimdi ilahiyatçıların bir kısmı altyapısı, işin doğrusu, cevap vermeye yetmiyor. Yani ateizmden, deizmden gelen şeyler. Yani cevap vermeyi beceremedikleri şeyi yok sayarak bence kendi kendilerini avutuyorlar. Bir kısmı manzaranın farkında değil şu anda toplumda olan bitenler. Yani ilahiyatçılarımızın önemli bir kısmı geleneksel ailelerde yetişmişler. Hala kendi yetiştikleri çevre gibi bir ortam var zannediyorlar.
Fakat ilahiyatçılarımız içinde bir bölüm var ki onları ayrı tutuyorum. Onlar benim ne dediğimi en iyi şekilde anlayacaklardır. Onlar özellikle din dersi öğretmenleri. Niye? Çünkü din dersi öğretmenleri kendileri geleneksel bir ailenin içinde yetişmiş daha iyi olsalar lisenin içinde çok fazla gençlerle görüşüyorlar. Onlara sorularla yüzleşiyorlar. Ve onlar anlattığımız sorunun ne kadar ciddi olduğunu farkındalar. Fakat tabii ki ilahiyatçılarımızın bu sorunun ne kadar ciddi olduğunu farkına varmamaları kendi talebelerine, mesela ilahiyat fakültesindeki talebeleri veya imam hatiplerdekileri de ciddi şekilde bu soruna karşıt da hazırlamalarını engelliyor. Yani birçok kimse hala şöyle düşünüyor. Yani nasıl bir ilahiyattaki bir talebeyi iyi yetiştirebilirim? Ona böyle çok güzel kıraat öğretin. Kıraatı da tamam iyi öğretin, seslendirmeyi öğretin. Birçok şeyi ben ona çok güzel ezberleteyim. Bunu çok iyi bildiğini öğretim zannediyorlar. Oysa dini konuda en önemli şey temeli kurmaktır. Temel de bizim imanımızdır. Temel imanımız Allah'ın varlığına, kudretine, peygamberimizin peygamberliğine, Kur'an'ın ilahine inanmaktır. Bunlar zaten ateizmin, deizmin, agnostizmin inkarı demek. Yani ateizmin, deizmin ve agnostizmin reddetmek, onlara cevap vermek aslında İslam'ın temel inançlarının sağlam bir şekilde kurmak demek. İlahiyatçıların bir kısmı hiç böyle bir soru yok. Ben onları zaten baştan kabul ederim, giderim zannediyorlar. Ama gençler öyle bir şey kabul etmiyor. Gençler onlarla ilgili akla atılan şüphelerden sıkıntı çekiyor. Onların cevaplarını arıyor. O ilahiyatçıların birçoğu eksik düşündükleri için bu konuyu, işte talebelerini yetiştiremedikleri için din dersi hocalarımızın bir kısmı bayağı sıkıntı çekiyorlar üniversitede. Bu hocaları, bu çocukların sorularına cevap vermekle. Yani vakayı inkar değil, gerçek anlamda bence vakayı kabul edip iyi bir şekilde talebe yetiştirmek, kendini iyi yetiştirmek bunda ancak cevap olmalı. Ben hep diyorum yani bir hep meşhur bir söz var. Yani feminizm kocayı bulana kadardır. İşte komünizm parayı bulana kadardır. Ondan sonra ateizm de uçak sallanana kadardır. Değil mi? Şöyle çok meşhur bir laf var halk arasında. Şimdi bir kısım bizim ilahiyatçılarımız şöyle bir şey inanıyorlar. Bu sözü söylüyorlar. Ateizm diye sorunu çözdük zannediyorlar. Ya şaka değil, ciddiyim ya. Adam böyle bir atasözü gibi bir şey söylüyor. Atasözü de denmez buna. Yani bir esprili söz söylüyor. Ve bütün ateizm sorununu çözdüm zannediyor. Bitti olay diyor. Nasıl olsa adam uçakta sallanacak, olay çözülecek. Bir de diyor ki ya buna siz niye cevapla uğraşıyorsunuz? Ya ben zaten adam cevap verdim. Uçak sallanınca iş biteceğim dedim. Sen niye bununla boşa boşa konuşuyorsunuz? Yani bir kısım ilahiyatçılarımız henüz bu seviyede. Onları sorun olduğuna henüz inandırmaya. Şimdi bir taraftan gençlerin ateizmle ilgili sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Her gün ateizme kayanları görüyoruz, üzülüyoruz. Kitap yazmaya çalışıyoruz. Ve gerçekten kaliteli akademisyenler yetişip cevap versin diye uğraşıyoruz. Bir yandan da bizim ilahiyatçılar ya böyle bir ateist falan yokmuş diyorlar. Şimdi güncü bir sürü adam görüyoruz. Ondan sonra ne bileyim yani bir yerde ondan sonra bir hocamızla çay içiyoruz. Adam ateistin, deistin varlığını reddediyor. Ona aslında var böyleleri falan diye. İnandırmaya çalışıyoruz. Yani bunlarla uğraşıyoruz. Ne yapacağız? Uğraşacağız. Evet. Hocam daha demin... Merhaba, ben Gamze Akyol. Merhaba. Daha demin İslam'da sayısal olarak bir artış olduğundan bahsettiniz. Peki İslam'da hani gelecekte İslam ümmetini iyi günler mi bekliyor, kötü günler mi sizce? Çok zor bir soru aslında. Gelecekle ilgili ben hep şunu söylerim. Gelecek bizim için bilinemez bir durumdadır. Gelecekle ilgili bildiğimiz şey şu var. Kendimiz öleceğiz. Bunu çok iyi biliyoruz. Ve Allah'ın huzuruna gidip, yani Müslüman olarak da buna inanıyoruz, gidip hesap vereceğiz. Evrenle ilgili de şunu biliyoruz, dünyayla ilgili. Bu dünyanın sonu gelecek. Fakat bizim ümmet ne olacak? Daha mı iyiye gidecek, daha mı kötüye gidecek? Bu konuda işin doğrusu hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Bildiğini söyleyenler de atıyor. Biz çünkü dünya tarihine baktığımızda öyle dönüşümler var ki, mesela peygamberimizden sonraki döneme bakalım. 7. yüzyılda İslam vahyediliyor. 8. yüzyılda İslam bir anda dünyanın en üstün medeniyeti olmuş vaziyette, yükselme dönemi ama 9 ile 13. yüzyıl arasında açık ara bütün medeniyetlerden felsefede, bilimde birçok alanda çok daha üstün bir medeniyet. 14 ile 16. yüzyıl arasında hala daha geriye düşmüş değil ama yani bir duraksama dönemi var, batının bir yükselmesi var. Bir bakıyorsunuz 17 ile 21 arasında öbürü geçmiş. Şimdi siz 11. asrın içinden baksanız,
oralardaki işte o Heysemlere, Biruni'lere tanıklık eden, o medeniyete tanıklık eden, tek bir noktadan ufak başlayan o medeniyetin Arap Yarımadası'nı, nasıl Kuzey Afrika'yı ve daha dünyanın birçok yerini kapladığını, yayıldığını ve bu sadece böyle bir kılıçlı fetihler değil. Hani gönüllerin fethi var ve gittiği yerde gerçekten bilimde, felsefede dünyanın en üstün medeniyetini kurmak var. Bir gün bunun diğer medeniyetten arkasına düşeceğini oradan bakınca göremezsiniz. Ama baktığımızda şu anda düştü. Ne yazık ki düştü. 17. 21. yüzyılda aslında diğerleri düştü. Bir Kur'an ayetinde Allah diyor ki Allah günleri insanlar arasında çevirir. Gerçekten günler insanlar arasında dönüyor. Bazen birinin üstünlüğü oluyor, birisinin üstünlüğü oluyor. Bu bir yerde bizim yapıp ettiklerimiz, yanlış yaptıklarımız veya doğru yaptıklarımızdan kaynaklarını biraz da Allah'ın imtihan etmesi sebebiyle insanlara böyle bir durum oluşuyor. Yani kısacası geleceğin nereye gittiğini bilmiyoruz. İstatistiklerin gösterdiği Müslümanlar dünyanın tek artan dini, tek artan inancı. Deistler dahil dünyada yüzde olarak herkes düşüyor gözüküyor. Hristiyanlar kendilerini zor bela muhafaza ediyor 31'de. Hindular 15 civarında zor bela muhafaza ediyorlar. Müslümanlar önümüzdeki işte 20-30 yılda %7-8 kendilerini arttıracaklar. Sonra da hep diğerlerine nazaran kendini arttıra arttıra gidecekler diye gözüküyor. Ama Emre Hocam'ın da dikkat ettiği şey işte böyle bir kaliteli artışımız yok. Biz nüfus olarak beklenen bu artışımız gerçekleşirken, beklenen gerçekleşir soracağız. Acaba ne kadar kaliteli olacağız? Gerçek anlamda sanatla ilişkimiz ne olacak? Eğitim sistemimiz ne kadar iyi olacak? Ne kadar iyi mühendis, ne kadar iyi doktorlar yetiştireceğiz? Ne kadar iyi felsefeciler, ne kadar iyi ilahiyatçılar yetiştireceğiz? Allah'ın istediği şekilde mi İslam dinini anlayacağız? Yoksa bu din, dini kendi hedefleri için araçsallaştıran politikacıların, para kazanmak için kullanan din tüccarlarının oyuncağı mı olacak İslam aleminde? Görüyoruz işte dünyadaki böyle siyasetçiler, politikacıların oyuncağı olmuş vaziyette. Güneyimizdeki ülkelere bakalım. Saddam falan ne yaptı bir yandan? Yani dindar grupların en çok düşmanı olan Saddam, savaş çıkınca kanıyla Kur'an yazmaya kalktı. Değil mi? Millet yani bundan daha iyi din sömürüsü ne olabilir ki? Biliyor da ki halk bir tek dinle sömürüleceğini. Ama biz yani siyasetçimiz, bilim adamımız, öğretmenimiz, şunumuz, bunumuz yani nasıl hareket ederse, yani doğru hareket ederse İslam ümmeti de iyi bir yere gidecek. Yanlış hareket edersek de kötü bir yere gidecek. Yani biz kendimiz doğruyu yapmalıyız ki İslam alemini iyi bir yere getirmek için elimizden geleni yapmalıyız diye düşünmemiz lazım. Hocam, nereye siz, gideceğini bilmiyoruz ne yazık ki. Siz günleri aranızda çeviririz ayetteki ifadede örnek verince benim de aklıma yani bir toplum kendi içindekini değiştirmedikçe Allah'ın onları üzerinde bulunduğu durumdan değiştirmeyeceği ile ilgili evet. Ayetler, vurgular geldi Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu noktada da aslında bilmemiz gereken şey şu, oturduğumuz yerde Allah'ın desteğini ve yardımını göremeyeceğiz. Yani evet. Sorumluluk almamız, bilinçli olmamız, duyarlı davranmamız, elimizi taşın altına koymamız ve yani bu noktada gerçekten eğitimde, bilimde, düşüncede ilerleyecek şekilde ciddi önlemler ve politikalar uygulamamız gerekiyor ki yani Allah da bizi işte göndermiş olduğu vahyine uygun Müslümanlar haline getirsin. Onu en azından desteklesin o noktada bizi. Ben demin dedim ama onu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şöyle düşünmemeniz lazım. Ya Diyanet bir şeyler yapsın da şunu halletsin. Falanca işte siyasetçiler, işte İslam topluluğu var bilmem nerede onlar bir şey yapsın da işi halletsin değil. Allah hepimizin Allah'ı. Allah hepimize iki göz, iki kulak vermiş, iki el, iki ayak vermiş. Yani insanların büyük bir çoğunluğuna vermiş. Ufak tefek özürleri olanlarımız imtihan gereği olabiliyor ama yani temelde insanlara vermiş. Yani hepimiz yaşamımızı ve verdiklerini için Allah'a minnettarız. Ve Allah hepimize bir kulluk vazifesi yüklemiş. Hepimize bir din yolunda mücadele, yani işte ona cihat diyoruz, vazifesi yüklemiş. O yüzden ben ne yapabilirim diye sormamız lazım. Teker teker ben diye de soracağız. 5-10 kişi bir araya gelip bir sivil toplum kuruluşu olarak da oluyorsa onu sorması lazım. Bir okul oluşturuyorsa da biz ne yapacağız diye sorması lazım. Yani biz birey olarak başta, ondan sonra gruplar olarak her ne şekilde ne grup olarak bir araya geliyorsak hastanede doktorlar olarak veya ne bileyim okulda öğretmenler olarak ne yapmalıyım? Yani Allah rızası için ne yapmalıyız? Bu topluma nasıl yararlı oluruz? İnsanlığa nasıl yararlı oluruz? Bu ümmete nasıl yararlı oluruz diye sorusunu sorup faaliyete geçmemiz lazım.
Yani başımıza gelen sıkıntıların çok büyük bir bölümü hep topu başkalarına atmaktan oluyor. Özellikle bizim Türkiye'de meşhurdur. Böyle kıraathaneler vardır. O kıraathanelere gittiğinizde o her kıraathanede mesela bir cumhurbaşkanı vardır. Bir genelkurmay başkanı vardır, bakan vardır. Lafla ha bir de bir Türkiye'yi de kurtarırlar, İslam ümmetini de kurtarırlar. Yani çok süper böyle çözümleri vardır. Yani şu 3-5 adamı sallandırsan bütün iş çözülür der. Şuradan bilmem ne bombasını atsan ben işte Irak'ı şöyle çözerim der. Suriye'yi çözer, eder bakarsınız. Aylar geçer, laf geçer, orada okey oynarken falan böyle bütün böyle her tarafı çözer. Ama soracağız yani bir bakarsın orada aslında önce günler geçer, haftalar, aylar geçer, yıllar geçer kıraathanede. Ondan sonra bir hayat bitmiş. Ama ne oldu? Hep lafla İslam aleminin sorunlarını çözdü. Yani 3-5 kişi orada sallansan şöyle yapılır. İşte şu şöyle yapsaydı böyle olur. Orada şunu sormak lazım mesela o şahsa. Kardeşim sen ne yaptın? Sen bu çözüm için ne yaptın? Hangi yükü üstlendin? Mesela senin maddi durumun vardı. İslam aleminde bu fakirler vardı. O malınla, mülkünle fakirleri mesela faydalandırdın mı? Veyahut da işte ne bileyim senin etrafında şurada şöyle yetimler vardı. O yetimler şu şeye kavuşsun diye sen elini taşın altına soktun mu? Veya burada işte deistim diyen falancalar filancalar var işte İslam'dan uzaklaşıyorlar. Sen bunları İslam'ı sevdirmek, Kur'an'ı sevdirmek için ne yaptın? Biraz olayı böyle düşünmemiz lazım. Evet. Merhaba hocam. Furkan Özçelik, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde okuyorum. Programın başında bahsettiğiniz İslami konularda farklı düşünen hocalar aslında ateizm ve deizm hakkında aynı şeyleri düşünüyorlar. Ama bu hocalar kendi aralarındaki fikir ayrılıklarından dolayı birlikte çalışmalar yapamıyorlar. Sizce ateizm ve deizm gibi bir karşıt görüşe karşı bu hocalar birleşmeli mi? Ne gibi adımlar atılmalı? Vallahi hocam yani bir kere daha bunu hatırlatmama sebep olduğun için sağ ol. Ya bu gerçekten önemli konu. İhtilaf meselelerini herkes aynı şeyi düşünmeden çözemeyiz. Dediğim gibi yani ben müziğin haram olmadığı kanaatindeyim. Şimdi haram olduğunu düşünen de ben o müzik konusunda ihtilafımı çözemem. Nedir ama en sonuçta şuna razı oluruz. Yani sen haram olduğuna ilgili konuş, ben haram olmadığına ilgili konuşayım. Millet de dinleyip karar versin müzik haram mı değil mi diye. O konu orada kalır. Ama şöyle bir şey var. Karşı taraf Allah'ın varlığını inkar ediyorsa ki özellikle materyalist felsefeyle dediğimiz gibi günümüzde yapılıyor. Yani ezeli bir unsur olarak madde var ve her şey tesadüfen maddenin içinden oluştu. Ha bunun yanlış olduğu, bu görüşün yanlış olduğunda hepimiz hemfikiriz. Mesela Richard Dawkins'in fikirleri, işte Türkiye'de de onun kitaplarını tercüme ettiler. Yanlış olduğunda hemfikiriz. Eğer ki benim bahsettiğim diyelim ki hocalar, eleştirdiğim hocalardan birinin diyelim ki bir yayın evi var falanca Sarıklı Hüsamettin Hoca diyelim. Kardeşim diyelim ki onun bir yayın evi var. Eğer ki bu Sarıklı Hüsamettin Hoca'nın yayın evi gidip de Richard Dawkins'e en başarılı eleştiriyi yazmışsa benim yani burada Sarıklı Hüsamettin Hoca'yı sarı İslam'ın bir unsuru bulduğu için belki eleştirebilirim ama o kitabı da bastığı için de övmekten çekinmemem lazım. Ortak düşman yani burada yani tamamen aynı fikirdeyiz ateizmin yanlış bir anlayışı olduğunda. Yani sanki böyle bir ezeli düşmanlık varmış gibi ateizm konusunda birbirimize gol atmanın bir gereği yok. Mesela şimdi deizmle ilgili buna benzer bir şey gördük. İşte falancalar asıl deistler diye bir bakıyorsun Müslümanların bir kısmı deizmle alakasız bir şey. Yani farklı fikirdekini farklı fikirden eleştirebilirsin de yani ben Müslümanım namaz kılan diyen adam yani İslam'ın içinde ne kadar yanlış bir inanca inanıyor olursa olsun yani ona deist demek yani kavramın kendisinin ne olduğunu bilmemek demek. Yani bu kadar komik manzaralar gördük. Ha hazır fırsat bu fırsat çıktı deizm diye bir tartışma ver ben şu hocaya da buradan bir gol atayım. Bu anlayışla hiçbir yere gidemeyiz. Ben dediğin gibi Sarıklı Hüsamettin Hoca'nın kitabının gerçekten piyasadaki Richard Dawkins'e yazılmış en kaliteli eleştiri olduğunu düşünüyorsam samimi olarak onu satılmasına katkıda bulunmak için, o kitabın yayılması için uğraşmam lazım. Ne güzel ya. Ben hocanın o görüşüne katılmıyorum ama yani burada bu kitabı tercüme ettirterek İslam Hoca büyük katkıda bulunmuş. Veyahut da diyelim ki Kur'an'ın belli bir mucizesini, diyelim Kur'an'ın kozmolojisi bana göre çok önemli Kur'an'ın kozmolojisi. Yine diyelim farklı fikirde olduğum bir hoca, bilmem ne mezhebinden veya bilmem neden.
Kur'an'ın kozmolojisini en güzel şekilde anlatan bir kitap yaptıyız. Yani korkmayalım o konudan dolayı, hocayı tebrik edelim. O hocanın o çalışması yayılsın insanlara, yayılsın Kur'an kozmolojisini en güzel, o an, yani en güzel o diyelim, o konuda bir çalışma yapmış. Diğer fikrine bu katılmamam olayını değiştirmeme sebebiyet vermez. Ama en azından bu konuda bir ortak bir şey gösterebiliriz. Ha, bizi de birçok kimse seyrediyor. Bence halk kimin ne kadar samimi olduğunu biz böyle yaparsak da daha iyi takdir edecektir. Yoksa yani her konuda fırsat çıktı birbirimize buradan çakalım diye düşünmek yanlış bir görüş olacaktır. Atalan geri kalan da Üsküdar'ı geçecektir. Bununla ilgili de tarihten güzel bir şey var. Moğollar Bağdat'ın kapısına dayandıklarında Şiilerle Sünniler hangisi daha haklı diye birbirleriyle çekişiyordu. Fakat ne oldu? Bağdat elden gitti. Ne Şiilerin oldu ne Sünnilerin oldu. Moğollar istila etti ve gitti. Yani ona benzer bir durumla karşı karşıya olabiliriz. Bağdat ondan sonra tamam Allah'a şükür döndü geri. Ama yani belli şeyler geri döndürülemeyeceği aşamaya da gelebiliriz. Hocam aslında dediğiniz erdemli ve ilkeli bir Müslüman için zaten olması gereken şey güzel temenniler, arzu ettiğimiz şeyler keşke olsa, ama bir de tabii hayatın gerçekleri evet. var. Yani her Müslüman eşit seviyede bu şekilde yaklaşmadığı için bu problemler ortaya çıkıyor. Ama tabii şu da yok mu? Mesela farklı görüşler pekala olacaktır ama bu dinin bir sahibi var. Yani Allah-u Teala bu dinin sahibi ve dinin hükümlerini net bir şekilde ortaya koymuş. Dolayısıyla farklı görüşler olabilir ama her farklı görüşte eşit seviyede doğru olamaz. Tabii. Demek ki Allah'ın kitabına uygun olduğu oranda görüşlerinde doğruluğundan söz etmemiz mümkün. Biraz da din adına, yani Kur'an'ın ruhuna ortaya koymuş olduğu ilkelerine, esaslarına son derece aykırı olan bir takım iddialar veya fetvalar sebebiyle, ki zaten insanların bir kısmı dinden uzaklaşmıyor mu? Dine karşı ön yargılı olmuyor mu? Veya gerçekten İslam olarak onu algıladığı için İslam'dan uzaklaşmıyor mu? Yani bunu da göz ardı etmemek gerekir herhalde. Elbette. Yani Kur'an'ın muazzam uslubunda akla, bilime aykırı hiçbir şey yok. Sanatla ilgili herhangi bir kısıtlama yok. Fakat yani uydurulan din olarak sunulanlarda insanları dinden soğutabilecek çok çok fazla malzeme var. Yani bunlar da insanların aslında bir yerde İslam'ın çözüm olduğu inancından uzaklaştıran unsurlardan bir kısmı oluyor. Yani yakın dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar bölümünde bir sorun yaşandı. Sosyal medyada yansıdı bu. İşte bir bildiri dağıtıldı orada. Müziğin haram olduğu evet. ilgili. Özellikle de konservatuarda yapılıyor. Belki de orada okuyan kardeşlerimizden, öğrenci arkadaşlardan yani bir kısmı zaten mutlaka evet. inançlıdır. Namaz kılıyordur. Ne bileyim yani dine inanıyordur. Ve bir yandan da konservatuarda öğrencidir. Ama mesela bunun İslam'dan olmadığını, gerçek İslam'da böyle bir yasak haram olmadığını eğer ki idrak edememişse, belki de bundan dolayı, müziğe olan sevgisinden dolayı belki de dine karşı bir mesafe koyacaktır. Veya dine karşı böyle biraz mesafeli olan insanlar da, ya bu nedir böyle her şeyin haram edildiği bir şeyi ben niye inanayım veya niye böyle bir dini takip etmek durumunda olayım diye iyice belki bu anı koparacaktır. Evet hocam öyle, yani özellikle müzik günümüzde her yerde yaygın. Yani seyrettiğimiz dizilerin arka fonundan oturduğumuz kafenin fonuna kadar her yerde yaygın. Ve insanın hayatında çok önemli bir yer alıyor. Kur'an'a bakıyoruz, müzikle ilgili en ufacık bir yasaklama yok. Peygamberimizin hayatına bakıyoruz, peygamberimizin eşiyle müzik dinlediği var. Fakat öyle komik bir çıkarım yapıyorlar ki, peygamberle eşi diyelim ki tef dinlemiş. Ya işte tef eşiyle dinlemiş ama işte telli sazlar olursa harammış. Yani normal peygamber işte tef dinlemişse demek ki o dönemin kültüründe o vardı, dinlendi. Günümüzde birisi keman çalıyordu, akordeon çalıyordu, gitardı, o da helaldir gibi basit bir akıl yürütmeyi bile yapamamıştı. Bir de uydurulmuş başka bir hadis de var tabii. Dayandırılmaya çalışırlar. Hani zina ile müziği bir arada alan, sözde hani müziği yasaklamak için bir uydurma da var. Ama yani Kur'an'dan hareketle zaten böyle bir haram olmadığını görmek mümkünken, artık peygamberimizin hayatından da böyle bir aktarım var. Buna rağmen müzikle ilgili ne yazık ki böyle bir şey olmuş. Bu da tabii insanları uzaklaştırıyor. Ve İslam aleminin içinden, ki hani kendisi bana göre İhya-i Ulumiddin'de ki dediklerinden ciddi bir eleme yapılması gerekir Gazali'nin. Hani bana göre felsefede bir devdir Gazali. Fakat rivayetlerde çok zayıf rivayetler
de nakletmiştir. Yani bana göre uydurma rivayetlerden nakletmiş dediğim, zayıf demeyeyim. Ama diğer taraftan Gazali bile müzikte, yani bu müziğin haram olduğunu söyleyenlerle ciddi şekilde dalga geçiyor. O zaman onlara göre yani kuşların ötüşü de olmaması gerek şeklinde biraz dalga geçer vari şekilde mesela müzik yasakçılarına savaşmış. İşte dediğim gibi iki tip sebep var. Yani bir iç sebep. Yani iç sebep İslam'ın içinden içine uydurmalar sokulmasıyla İslam'ı yaşanmaz bir din gösterme sebebi. Dış sebeplerse bu İslam'ın içinle alakalı değil, dışarıdan gelen eleştiriler. Yani herkesin bütün ortak kabul ettiği değerlere karşıt oluşturan eleştiriler. Yani iç sorunu, Müslümanlar olmayan sorunu kendileri çıkar. Yani bizim içeriden o sorunu çıkarmamızdan dolayı onlara iç sebep diyorum. Aslında öyle bir sorun işte yok. Biz çıkartıyoruz iç sebep. Oradaki yapılması gereken şey Kur'an'ın anlattığı dinle diğerini ayırt etmek. Dış sebepse İslam'ın içindeki bir unsurundan kaynaklı değil, dışarıdan gelen yanlış bir eleştiriden kaynaklı. Mesela işte ne bileyim, Allah niye din göndersin? Niye mesela diyelim dinde ibadetler olsun? Şeklinde bir eleştiri varsa din inkarı için, ama bu bir yanlış bir eleştiridir ve dış eleştiri, ona da ayrıca bir cevap verilmesi. Hocam tabii yani müzik bir örnek, tamam, mesela genel olarak da İslam dünyasının, Müslümanların sanata karşı yani genel olarak böyle bir ön yargısı veya olumsuz yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ama mesela biz sürekli İslam'ın İslam'la ilgili ön yargıları yıkmak için işte İslam o dildir, budur veya işte hep savunma mekanizması devreye sokuyoruz. Mesela burada sanatı hiç kullanamıyoruz. Keşke İslam'ın güzelliklerini, İslam dininin gerçeklerini, mesela bir takım görsel işte sinema olabilir, tiyatro şeyler olabilir, opera olabilir. Yani aklınıza gelebilecek birçok farklı aslında sanat dalıyla ortaya koyabilsek ve insanlara sanatın dilini kullanarak, ki evrensel bir dil bu, sanatın dilini kullanarak bunları insanlara ulaştırsak çok daha etkili olmaz mı? Yani çok işte etkili. İran'da biliyorsunuz peygamberimizin hayatıyla ilgili bir film 3 seri olarak, 3 aşamalı bölüm olarak çekilecekti. Çocukluk evresiyle ilgili çekildi ve ölüm tehditleri aldı adam. Hatta ve fetvası verdiler. Çıkamayacak duruma geldi ve tövbe etmiş adam, bir daha da çekmem demiş başka bir gençliği ve nübüvvet dönemiyle, peygamberlik dönemiyle ilgili. Yani Çağrı filmi çekildi işte 1970'li yıllarda, her Ramazan aynı film tekrardan konuyor. Ay, onun sahibi için de benzer fetvalar söz konusu Akat, oldu. Evet, onunla ilgili de benzer fetvalar verilmişti. Yani bu sanata karşı düşmanlık aslında bizim Müslüman olmayanlar da İslam'ı anlatmaya çalışırken, aktarmaya çalışırken kullanabileceğimiz çok etkili bir araç aslında sanat. Tabii. Ama bunu niye fark edemiyoruz? İşte yani bu sanatla ilgili uydurmalar ne yazık ki sanatın ne kadar etkili olduğunu anlatmamızı engelleyen unsurlardan birisi. Ben diyorum yani mesela Hazreti Musa'nın hayatıyla ilgili yüzlerce film çekilmiştir Hollywood sinemalarında. Hazreti İsa'nın hayatıyla ilgili kez aynı şekilde. Mukayese bile kabul etmez. Yani Hristiyanlığı güzel olarak göstermek için, işte Yahudiliği anlatmak için çekilen film adediyle İslam'la ilgili çekilen film adedini karşılaştırdığımızda büyük bir açık var. Hele kalitelerini karşılaştırdığımız açık çok çok daha büyür. Günümüzde özellikle kültür insanlara ekranlar üzerinde, işte bu seyrettiğimiz ekranlar üzerinden geçiyor şu anda insanı. 4 saatten fazla televizyon seyrediliyor Türkiye'de. Birkaç saat internet ekranından bilgi alıyoruz. Yani aşağı yukarı 6 saate yakın ekrandan bilgi alınıyor. Ve dünyada bu saat ortalamaları birçok yerde değişse de bu internet ve televizyon ekranından bilgi alma dünyanın her tarafını kaplamış vaziyette. Dünyada ilk defa böyle bir sosyolojik durum oluştu. Yani insanlar eğitim kurumlarından ve aileden aldıkları bilginin toplamından çok daha fazlasını ekranlardan alıyorlar. Ekranlardan alınan bilginin önemli bir kısmı sanatla aktarımına bağlı. Mesela filmler sadece bilgi, yani şey değil, yani bir eğlendirici unsur değil. Aynı zamanda insanlara farkında olalım veya olmayalım kültür sunuyorlar. Siz bir filmdeki karaktere çok bağlandığınız zaman, onu böyle bir eğlenmek için seyredip kendinizi onunla çok özdeşleştirdiğiniz zaman, diyelim ki o karakter çok zina yapıyor. Siz zinayı diyelim haram görüyorsunuz. Farkında olmadan sizin gözünüzde zina bir yerde meşrulaşıyor karakter üzerinden. Veyahut da diyelim ki siz rüşveti haram olarak görüyorsunuz. Güç elde etmek için
ne olursa olsun para elde etmeyi kötü bir şey olarak görüyorsunuz. Ama seyrettiğiniz dizideki işte çok beğendiğiniz karakter, ana karakter güç elde etmek için her yolu meşru görüyor. Rüşveti meşru görüyor, üç kağıdı meşru görüyor, tehdidi meşru görüyor. Farkında olmadan siz bir yerde zihninizde meşrulaşıyor. Eskisine nazaran bu kadar tepkili olmuyorsunuz. Niye? Çünkü sizin orada çok beğendiğiniz, sevdiğiniz, kendini özdeşleştirdiğiniz karakter üzerinden onu beğenmenizden de vazgeçmiyorsunuz onları yaptığında. O size öyle sunuluyor karakterde. Bir anda onlar zihninizde meşrulaşıyor. Ama dikkat edin. Siz ne oluyor da dizide normalde bir insanın çok tepki göstereceği şeyleri yapan insanla bu kadar kendinizi özdeşleştirebiliyorsunuz. Veya onunla kendinizi bütünleştirebiliyorsunuz. Niye? Çünkü işte orada sanat kullanılıyor. Öyle bir etkili müzik kullanılıyor ki orada sizi ekrana yapıştırıyor ve o ana karakterin gözünden her şeyi görmeye başlıyorsunuz. Veya o oyuncu, yine o da bir sanat dalı, öyle bir ustalıkla oynuyor ki oyununu, siz filmde olduğunuzu unutup gerçek bir hayattaymış gibi kendinizi zannediyorsunuz. Orada işte diğer efektler, ışık, şu bu, onların hepsi de sanatın bir dalı. Ne oluyor buradan bir yandan? Bakın siz farkında olmadan İslam dışı bir kültürü, İslam'a zıt bir kültürü alabiliyorsunuz. Aynı şey İslam'la ilgili bir şeyi olum vermek için de kullanılabilir. Siz orada bir kimsenin öyle bir en sevdiği karakter oluşturabilirsiniz ki, işte yine o müziğiyle, oynamasıyla, o karakter namaz kılıyor şeklinde ondan sonra siz onu da birkaç saniyede gösterdiğinizde, o namazla hayatında arasında sıcak bir ilişki kurmayan kişi bir anda aslında namaz kılmanın normal bir şey olduğunu, hatta iyi bir şey olduğuna ilgili zihninde belki bir pırıltı oluşturabilirsiniz. Veyahut da o karakter ne bileyim İslam'ı kendine dert edinen bir kimse ise onunla kendini özdeşleştirenlerin İslam'la ilgili sorunları kendisine dert edeceği bir yapı oluşturabilirsiniz. Günümüzde Türkiye'de de dünyanın birçok yerinde diziler, filmler inanılmaz yüksek boyutta seyrediliyorlar. İnsanlar hayatlı günlerindeki birkaç saati belki ortalama olarak buna veriyorlar. Bu tip şeylerin seyredilmesine veriyorlar. Ve buralardan müthiş etki alıyorlar. Siz sanat dallarını reddedip mesela diyelim ki müziği haram olarak gören bir kimse, o dizilerde şurada burada müzik kullanmazsanız onun etkileyiciliği gider. Eğer ki aktörlüğü veyahut da bu tip şeyleri siz küçümsemişseniz, baştan İslam dışı ilan etmişseniz, değil mi? Bizde bir kısım kesimler bunları baştan böyle ilan etti. Ondan sonra baktılar ki bundan kaçış yok. Yavaş yavaş geriye doğru adımlar attılar. Siz o zaman hiçbir zaman için bunları kullanamazsınız. Bunları kullanamazsanız karşı taraf bunları kullanarak ateizme, deizme, New Age dinlere, Hristiyan misyonerliğe doğru, Hristiyanlığa doğru mesela diyelim ki gençleri meyilli yaptığında siz de yapamazsınız kendi inancınıza doğru insanları meyilli. Niye? Çünkü siz sanatı kullanmayı bilmiyorsunuz. Sanatın insan zihnini inşa etmede ne kadar önemli bir unsur olduğunu bilmiyorsunuz. Evet hocam. Evet. Bir soru daha alalım isterseniz. Hocam tekrar merhaba. Benim ikinci sorum şu. Din neden gereklidir ve Allah'ın gönderdiği dinin delilleri nelerdir? Teşekkürler. Dinin gerekli olduğunu gösteren tabii ki deliller çok fazla var. Mesela bir tanesine demin söyledik. Yani bizim içimizdeki Allah'ın bizi dine muhtaç etmesi başta dinin varlığının bir delilidir. Çünkü biz Allah'ın varlığını anladıktan sonra eğer içimizdeki bu muhtaçlığı anlarsak demek ki Allah bizi dine muhtaç etmiş sonucunu çıkartıp oradan dine bir geçiş yapabiliriz. Yani Allah'ın bizi dine muhtaç etmesi demek ki din göndermek istediğinin bir delilidir şeklinde düşünebiliriz. Diğer taraftan yine fıtratımızda anlamla ilgili bir arayış var. Yani bizi fıtratımıza koran bir şey, bir şeyleri anlamlandırmak, manasını bulmak, buradaki varlığımı anlamlandırmak üzere kurulu. Eğer ki dinin verdiği mesaj olmazsa bu anlamlandırma da hiçbir şekilde mümkün değil. Niye? Çünkü şunu görüyoruz, çok kısa bir hayat yaşıyoruz. Gözümüzü açtığımızda çok renkli bir dünya var. Gökyüzüyle, bitkileriyle, hayvanlarıyla, sevdiklerimizle, annemizle, babamızla, kardeşlerimizle çok güzel renkli bir dünya. Kısa bir süre sonra bir bakıyoruz, sevdiklerimiz teker teker gidiyor. Sonra biz de gidiyoruz, bir kısım sevdiklerimizi geride bırakarak. Pat diye bütün bu sevdiğimiz her şey
yok oluyor bizim için. Yani gökyüzünden bitkilerine, hayvanlarına kadar. Bu kısacık manzaraya bakan bir kimse, eğer ki ben yok olmak için buraya geldiysem hiçbir şeyin anlamı yok diyecektir. Niye ben buradayım diyecektir. Ancak dinle, Allah'ın fıtratımıza koyduğu bu anlamla ilgili arayışa cevap verebiliriz. Din, öldükten sonra Allah'a hesap vereceğimizi söyleyerek, Allah'ın rızasını kazanma imkanımızı ortaya koyarak, cenneti kazanma imkanımızı ortaya koyarak, sevdiklerimizle bir gün kavuşma imkanımızın olduğunu bize haber vererek, buradaki varlığımızın tesadüfi olmadığını bize söyleyerek, buradaki varlığımızı anlamlandırır. Dinin söyledikleriyle adeta şöyle bir şey olur. Düşünün, yani normalde eğer ki dinin bize verdiği mesaj olmasa, adeta kapkaranlık bir kuyunun içine bırakılmış gibiyiz. Yani o kuyunun içindeki adeta Yusuf gibiyiz diyebiliriz. Kuyunun içine bırakılmış Yusuf gibi. Hiçbir taraftan hiçbir derman gözükmüyor. Kapkaranlık bir kuyu. Fakat bir yandan dinin varlığını anlamamızla o kuyudan bir anda dışarı çıkıp etraftaki reprenkli bir dünyayı görürüz. Yani bir yerde o bir hükümdar olacak Yusuf gibi oluruz ondan sonra. Dinin bize sunduklarıyla. Yani o kapkaranlık kuyunun içinde, çölün ortasında kalıp da o inanılmaz ümitsiz manzarayla sonra her şeye kavuşmuş bir insanın arasındaki fark ne kadarsa, dine inanmayan insanla inanan insan arasındaki fark ondan çok daha büyüktür. Çünkü biz ancak dinle anlamın ne olduğunu elde edebiliriz. Çünkü ancak Allah anlam koyduysa bu hayatta bir anlam olabilir. Ve ancak Allah bize o anlamı haber verirse biz o anlamın ne olduğunu bilgisine ulaşabiliriz. Ve ancak dinle o anlam insanlara ulaştırılmıştır. Çünkü Allah teker teker her birimize vahyetmiyor. Eğer ki Allah'ın dinini biz bulmazsak, oradan o anlamı öğrenmezsek, anlamı öğrenmemiz için hiçbir yol yok demektir. Yani o çölün ortasında, o kapkaranlık kuyuda öleceğimiz güne kadar o ümitsizlik içinde yok olmaya mahkumuz demektir. Ondan mesela fıtratımızdaki işte bu anlamla ilgili şeyin bizi dine götürmesi de bir yerde dinin varlığının delilidir. Çünkü içimizdeki yapı da tesadüfen değil. Ama bunu tabii ki nereden anlıyoruz? Bunu şimdi ben bir deiste göre cevap veriyorum. Allah'ın varlığını gösterdikten sonra bunlar dinin varlığı için delildir. Yani şunu da hep unutmamak lazım. Yani bana göre önce Allah'ın varlığını gösterip sonra dinin neden gerektiğini göstermek benim izlediğim yol. Yani şu anlattıklarım da Allah'ın varlığını bir yerde anlatmışız. Kabul ederek anlatıyorum. Çünkü o zaman nedir? Kendi Allah'ın varlığına beraber kendi içimizdeki anlam arayışını iç dünyamızda beraber değerlendirdiğimizde içimizdeki anlam arayışını da Allah tarafından konmuş oluyor. Bunu biz daha evvel temellendirdiğimiz için bir daha onu tartışmıyoruz. Ama bunu yakalamak bizi dine götürüyor. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ve tabii ki dinin varlığını bana göre en önemli delillerden biri bunlar hiç Kur'an'a müracaat etmeden ortaya koyduğumuz deliller. Allah'ın bizi dine muhtaç etmesi, içimizdeki anlam arayışı gibi deliller. Ama bana göre en önemli delili de dinin Kur'an'ın içindekilerdir, Kur'an'ın içeriğidir. Yani Kur'an'ın içeriğine baktığımız zaman Peygamberimizin zamanındaki bir insanın veya bir insan topluluğunun Kur'an'ı oluşturmasının mümkün olmadığını göstermemiz, işte Kur'an'ın o dev iddiasının, yani ben Allah'tanım, bu Allah'tan sizin için bir müjdedir, rehberdir, rahmettir, Kur'an bize kendini öyle tanıtıyor, iddiasının doğru olduğunu göstermektedir. O yüzden dinin doğruluğunun en önemli delilini Kur'an'dır derim. Fakat Kur'an dışında delilleri olduğunu da söylememiz lazım. Kur'an dışındaki delillerimizden kasıt nedir? Yani hem bizim fıtratımızdaki deliller var. Mesela deminki söylediklerim işte fıtratımızdaki deliller. İçimizdeki anlam arayışı veya ihtiyacımız. Veya evrendeki deliller diyebilirim. Niye? O Kur'an'ın çizdiği, yani evrene baktığımızda Kur'an'ın anlattığı şekilde evrendeki bütün ayrıntılar yaratmış bir Allah'ın varlığı gözüküyor. Biz evreni incelediğimizde Kur'an'ın anlattığı Allah'la, yani evrenin yaratıcısı Allah'la evrende karşılaştığımız manzaralar örtüşüyor. Yani bana göre bu da Kur'an'ın hak olduğunun göstergelerinden biri. Ama bunlardan bir de bağımsız, Kur'an'ın içeriğinden hareket ederek ortaya koyabileceğimiz deliller var. Kur'an'ın nasıl mesela denizlerin altını anlattığını, Kur'an'ın nasıl kozmoloji kurduğu,
anne rahmindeki oluşumu nasıl anlattı ve bu kadar farklı alanlara giren Kur'an'ın hiçbir yerde hata yapmamasının ve peygamberimizin döneminde bilinmesi mümkün olmayan şeyleri ortaya koymasının, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunun delili olduğunu söyleyebiliriz. Ki bunlar da hepsi deiz ve cevaptır. Belki bunlarla ilgili daha soru gelirse diğer sorularda hocam, para şey yaparız. Aslında evet, dediğiniz gibi dinin belki de gerekliliğinin veya varlığının en temel önemlerinden bir tanesi de aslında bize yaratıcımız hakkında bilgi vermesi. Yani önce yaratıcımız hakkında bize bilgi veriyor. Zaten fıtratımıza kodlanmış olan şeyle uyum gösteriyor bu. Ondan sonra da hem yaratıcımıza karşı hem de yaratıcımızın yarattıklarına karşı görev ve sorumluluklarımızı tanımlıyor bize. Yani bunun çerçevesini belirliyor. Evet. Böylece bir insan neden var olduğunu, varoluş anlam ve amacını temellendirdiği gibi aynı zamanda nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini de belirlemiş oluyor. Hı hı. Yani dinin varlığı bütün paradigmayı değiştiriyor aslında. Tabii. Her şeyi değiştiriyor. Ben Fıtrat Delileri kitabında, bu kitabı da ondan özellikle bir daha vurmak istiyorum. Mesela burada, mesela bu arzularla ilgili şeyin nasıl delil olduğunu gösterdiğim, mesela içimizdeki ahlaki yapının, irademizin, aklımızın, bilincimizin, bunların her birini teker teker alıp bunların hem Allah'ın varlığına nasıl delil olduğunu göstermeye çalışıyorum bu kitapta. Hem de diğer taraftan nasıl bir Allah'ın gönderdiği dinin olması gerektiğini de göstermeye çalışıyorum. Bununla ilgili sorular gelirse belki. Evet. Anlatırız. Yoksa mesela gerek bu ahlakla ilgili, iradeyle ilgili, bilinçle ilgili. Bir soru daha alalım hocam. Evet. Sonuna doğru geliyoruz zaten. Tekrar merhaba hocam. Biz Kur'an boyunca Allah'ın sıfatlarının sürekli sayıldığını görüyoruz. Yani bize doğru bir Allah tasavvuru verebilmek için. Peki biz bu sıfatlardan hangilerini temellendirirsek deizme ciddi bir cevap vermiş olabiliriz. Aslında biraz girdik her şeyden haberdar olması, haberi olması gibi. Bunun daha başka örnekleri de var mıdır bizim verebileceğimiz deizme? Evet, Allah'ın hangi sıfatlarını temellendirirsek dini dedi. Tabii mesela Allah'ın kudretinin yüksek olması. Mesela Allah'ın ezeli olması. Çünkü şuna bakalım. Ateizmle deizmi burada bir arada alalım. Ateizmin en önemli iddialarından biri madde ezeliydi. Her şey tesadüfen olmuş diyor. Şimdi siz Allah'ın ezeli olduğunu gösterdiğinizde, maddenin sonradan oluştuğunu gösterdiğinizde mesela buna bir ateizme cevap olmuş oluyor. Ateizmle ilgili şeylerde aslında Allah'ın mesela bilinç delili vardı benim kitapta ileri sürdüğüm. Mesela Allah'ın bilinçli olduğunu, Allah'ın iradesi olduğunu gösterdiğimizde yine maddede bilinç ve irade olamayacağı için onlara cevap olmuş oluyor ateizme. Deizmle ayırt edici Allah'ın göstermemiz gerekli sıfatlarıysa daha çok Allah'ın kudretinin yüksekliği, ilminin yüksekliği, işte her şeyden haberdar olması biraz ilminin yüksekliği ile alakalı. Ya yani kudretinin çok yüksek olmasını da gösterebiliriz. Niye? Çünkü deizmin önemli özelliklerinden birisi, günümüz deizminin diyelim, yaygın deizmin, birçok şeyden haberdar olmayan güdük bir tanrı anlayışı savunmaları. Birçok şeyden haberdar olmadığı içindir ki tanrı, birçok deiste göre, insanların dinle ilgili ihtiyaçlarından da haberdar değil. İnsanların dualarını da duymuyor. Mesela oysa Kur'an'ın anlattığı Allah semiu duadır. Yani duaları duyandır. Siz şimdi Allah'ın kudretinin ne kadar yüksek olduğunu gösterebilirseniz aslında kudreti yüksek bir Allah duaları da duyacak güçtedir. Otomatikman bir yerde onu da temellendirmiş olursunuz. O yüzden mesela diyelim ki diyelim yasaların varlığı delili diye kitapta anlattım veya evrenin keşfedilebilmesi delili. Oradaki deliller evrendeki bütün ayrıntıları Allah'ın tasarladığını gösteren delillerdir. Şimdi evrendeki bütün ayrıntıları tasarlayan bir Allah, kudreti de çok yüksek bir Allah'tır. Dikkat edin, bu evrendeki evrenin her köşesinde yasalar var, yasaların varlığının deliline göre. Bunlar ancak bilinçli bir gücün evrenin her köşesinde aynı yasaların geçerli kılmasıyla aynı şekilde yasalar geçerli. Şimdi evrenin her köşesinde geçerli kılmışsa yasaları bilinçli bir güç, bu demek ki evrenin her köşesinden kudreti ulaşan bir güçtür. Evrenin her köşesine kudreti ulaşan bir güç, evrenin herhangi bir köşesinde olan kulunun da duasını duyar. Yani semiyut duadır. Mesela o zaman yasaların varlığı delili, siz bir delili savunduğunuzda aslında Kur'an'ın
Semiyut dua olan Allah'ını da savunmuş oluyorsunuz. Yani bununla da ilgili eğer ki seyircilerimiz bir kitap merak ediyorlarsa Allah'ın Varlığı 12 Delili kitabımı tavsiye ederim. Allah'ın Varlığı, o da yine ücretsiz PDF'i internette var. Hatta sesli kitap olarak da koyduğumu hatırlamıyorum ama en azından sesli kitabı da yapılacak inşallah, internete hocam, koyacağız. Burada evet. Herhalde bir de Allah'ın sürekli bir yaratma halinde olması, sürekli bir faaliyet halinde olması da belki en azından yani alemi evreni inşa eden yüce bir mimar fikrinin dışında sürekli aktif olan bir yaratıcı inancını da ortaya koyuyor. Tabii. Kur'an ayetlerinin ifadesiyle. Şimdi zaten mesela bizim hassas ayarlarla ilgili daha evvel savunduğumuz argüman, Allah'ın sürecin birçok yerini tasarladığını ve sürecin sonunda ortaya çıkacak canlılığa göre bütün süreci işlettiğini gösterdiği için bütün sürece hakim bir Allah gösteriyor. Mesela yasaların varlığı delili. Evrenin her noktasına hakim bir Allah'ı gösteriyor. Yani mekansal olarak her noktada ilmi ve kudreti olan bir Allah'ı gösteriyor. Hassas ayarlar argümanı da bir yönüyle zamanın her noktasına hakim olan bir Allah gösteriyor. Ki yani aslında zaman, yani evrenin içsel yapısı hassas ayarlı olduğu için mekanın da her noktasında kudret ilmi olanı hassas ayar argümanı gösterir. Ama sürecin sonunda canlılar çıktığı için Allah'ın süreci ona göre işlettiğini, tasarladığını gösterilmesi bütün sürece hakimiyeti gösteren bir unsur. Kısacası bu tip argümanlar Allah'ın evrenin her köşesini bilebilecek şekilde kudreti ve ilmi olduğunu, otomatikman her kulunun kalbinden geçeni, duasını duyabilecek şekilde kudret ve ilminin olduğunu destekleyen argümanlar. Siz bu şekilde bunu desteklediğiniz zaman, o zaman insanların içinde mesela bu kadar insan ahiretin varlığı için dua ediyor. Allah'ım yani işte bizi yeniden yarat, ölümden sonra işte bizi sevdiklerimizle buluştur. Birçok insan hiçbir dinin varlığını görmese bile belki sırf bu kadar insanın duasından ahiretin varlığını da bir ahiretin olması gerektiği için bir delil kabul edebilirdi. Bu kadar insan aynı şekilde kalplerinden Allah'ın nereden geliyorum, nereye gidiyorum, niye buradayım sorularına cevap arıyor. Bu kadar kimsenin bu kadar dua etmesi, Allah'ın bilmesi bile Allah'ın bir din göndermesi için yeterli sebeptir. Hocam, eğer ki Allah bu kadar kulunun kalbinden geçenleri bildiğini anlarsak. Demin dediğimiz ki Allah'ın varlığı delilleriyle ilgili sıfatları temellendirdiğimizde Allah'ın bunları bildiğini hemen anlıyoruz. Bildiğini anladığımız için de aslında dinin olması gerektiğini, ne kadar rasyonel olduğunu da daha iyi anlıyoruz. Hocam aslında dediğiniz gibi yani Allah'ın varlığı ve ahiret meselesi Kur'an-ı Kerim'de çok güçlü vurgulanan meseleler. Mesela bizim klasik kelam literatüründe şey tartışılmıştır biliyorsunuz. Yani eğer din olmasaydı kişi aklını kullanarak, evrenden gözlemler yaparak bir yaratıcının olması gerektiğini kavrayabilir miydi? İşte bu konuda mesela işte evet bunu kavrayabilirdi diyen alimler olmuştur. Ama mesela ahiretin varlığı meselesi bir insanın bu dünyadan yapacağı gözlemle kavrayabileceği türden bir şey değil. Yani evet Allah bizi yaratmış olabilir, bu dünyada var etmiş olabilir ama tekrardan yaratacak mı konusu ancak dinin varlığıyla bizim emin olabileceğimiz evet. Bir konu. Onun dışında mesela bu dünyada haksızlıklar var, zulüm var, adaletsizlikler var, merhametsizlikler var. Ve bir hesap günü. Hesap gününün bizatihi kendisinin varlığı dahi ancak dinle bizim emin evet. Olabileceğimiz ve motive olabileceğimiz bir şey. Mesela biz bazen haksızlıkları Allah'a havale ediyoruz. Diyoruz ki yani bir hesap günü var, hesap gününde Allah'ın huzuruna çıkacağız. Ve hakkımızı orada arayacağız diyor ki Kur'an ayetleri bize bunu söylüyor. Yani bu ancak dinle insan edinebileceği bir şey herhalde. Evet. Bu noktada. Evet daha sorular. Son bir soru daha alalım oradan. Hocam son. Sona mı geldik? Tamam. Evet hocam. 2-3 hadi ya. Hocam, bir insan din olmadan da iyilik yapabilir, ahlaklı olabilir. Peki bu ahlakı temellenir mi din olmadan herhangi bir... Yani bir program konusu oldu bu. Bu soru biraz... Çok kısa hocam, birkaç dakikada toparlayabilirseniz ki çok zor herhalde ama. Şimdi benim yine Fıtrat Delilleri kitabından eğer soru yarım kalırsa bunlar 5 delil var burada. Arzu delili, ahlak delili, akıl, irade, bilinç. İkincisi ahlak delilidir. Onu okumalarını tavsiye ediyorum. Orada bunun cevabı var. Kısaca şöyle anlatayım. Bu ahlak delilinde göstermeye çalıştığım şeylerden biri şuydu. Bizim doğuştan sahip olduğumuz bir ahlaki yapı var. Ahlaki bir sistemin temellerini anlayacağımız yapı var.
modern psikoloji, bilişsel bilimdeki deneyler de bunu destekliyor. Ve ben buradaki ilk olarak savunduğum şey şu kitapta, bu şekilde bir içimizde doğuştan ahlaki sistemi anlayacak yapının olmasını en iyi açıklayan şey Allah'ın bizi bu şekilde yaratmış olması. Bunu da tabii nedenlerini, gerekçelerini daha detaylı savunuyorum. Savunduğum gerekçelerden bir tanesi, ancak Allah varsa ahlaki bir sistemin rasyonel temelleri vardır. Yani içimizde bizim, ancak Allah varsa mantıksal temeller olacak bir sistem varsa, bunun en iyi açıklaması Allah'ın olduğudur. Niye? Çünkü içimizi o şekilde Allah dizayn etmiştir. Ancak Allah varsa, Allah'ın ahlaki emirleri varsa rasyonel temelleri olacak, yani mantıki temelleri olacak, ahlaki emirlere uymamız. Biraz burada karıştı biliyorum da, hızlı anlatmaya çalışınca karışıyor. Orada da şöyle diyeyim. Şimdi içimizdeki sistem ancak Allah varsa mantıki temeller olacak bir ahlaki sisteme göre yapılmış. Yani içimizdeki sistem bize ahlaki bir yapıya iletiyor. Ahlaki bir yapının ancak akılsal temeli Allah varsa oluyor. Gerçi Allah'a atıf yapmadan da ahlaki yapı işler. O yüzden ateistler de ahlaklı olabilir. Dindarlar kadar ahlaklı olmalarında bir sorun yok. Çünkü bu da dediğim gibi doğuştan gelen bir özellikle alakalı. Fakat Allah'a atıf yapmadan mantıki bir temel bulmaları mümkün değil bu sisteme. Peki o zaman bir de şu soruyu soralım. Allah'tan gelen ahlaki emirleri biz nasıl bileceğiz? Eğer ki bu ahlak delilini doğru kabul edersek. Niye doğru olduğunu dediğim gibi kitapta detaylı savunuyorum. Allah'tan gelen ahlaki emirleri nasıl bileceğiz? Aslında bütün insanlara Allah ayrı ayrı ahlaki sistem vahyetmediğine göre Allah'tan gelen bir ahlaki sistem bilmemizin tek yolu aslında Allah'ın din göndermiş olması. Kısacası ahlak delili bize doğuştan sahip olduğumuz ahlaki yapıdan hareket Allah'ın varlığını anlamaya götürür. Aynı zamanda Allah'ın ancak din göndermesiyle de o ahlaki yapının temelleri olacağını gösterir. Çünkü Allah'ın neye evet dediğini, hani neyi ahlaki sistem olarak onayıp onaylamadığını bizim kendimizin bilmesi mümkün değil. Hocam, o yüzden bu aynı zamanda Allah'ın göndereceğini dinlerin olması gerektiğiyle beklenti içinde bir delildir. Şimdi zor bir konuyu çok özetlemeye çalıştım. Bence gerçekten izleyicilerimiz de evet, kitaptan bu kısmı okumalarını okusunlar, tavsiye edelim. Çok biraz önemli, karışmış olabilir, çok hızlı anlatmaya çalıştığım için oradan hocam, okusunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, keyifli bir sohbet oldu. İnanıyorum ki izleyenlerimiz açısından da birçok konu daha netleşmiştir diye ümit ediyorum. Arkadaşlar sizlere de çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.